Demokrat Parti iktidarıyla yönetilen Türkiye'de 1951 yılı tartışmalı olayların odağındaki bir ismin ölümüyle kapandı. Orgeneral Mustafa Muğlalı 11 Aralık'ta hayatını kaybetti. General 1943 yılında Van Özalt'te 33 köylünün öldürülme emrini vermekle itham ediliyordu. Demokrat Parti'nin 1949 yılında konuyu meclis gündemine getirmesine kadar hukuki bir işlem yapılmamıştı. Yargılama sonunda Kurtuluş Savaşı komutanlarından da olan Muğlalı idama mahkum edildi. Yaşı nedeniyle cezası 20 yıla çevrildi. Askeri Yargıtay'ın bozduğu karar nedeniyle yeniden yargılanacaktı. Ancak ikinci yargılamayı göremeden hapiste hayata veda etti. Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 1945 yılında 33 vatandaşın öldürüldüğü Van'ı Muğlalı'yla ziyaret etti. Daha üzerinden 2 yıl geçmeden, ölümlerin sorumlusu kabul edilen generalle o ili ziyaret etmekte hiçbir sakınca görmeyen aynı İnönü, muhalefet lideri olarak 1951 Aralık ayındaki parti kurultayında "Biz bir yıldan beri eşit olmayan vasıtalarla iktidarın karşısında varlık mücadelesi içindeyiz," diyordu. Hükümetin yeni yıldaki ilk icraatı 14 Ocak'ta Kütahya Verem Hastanesi'ni açmak oldu. Adnan Menderes ülkesinde Verem'le savaşa devam ediyordu. O, Verem'i bu topraklarda kurtarmaya çalışırken başka bir hastalık örgütlenerek büyüyordu. ...1952 yılında Harp Okulu'nda darbeci yeni bir örgüt kuruldu. Muzaffer Özdağ ve arkadaşları tarafından kurulan gizli örgüt sadece Demokrat Parti'yi değil, bütün sivil iktidarları hedef alıyordu. İdeolojik açıdan Türkçü kabul edilen yapılanma 1954 yılında başka bir örgütle birleşerek 27 Mayıs darbesine de katılacaktı. Menderes, NATO toplantısı için gittiği Paris'te Osmanlı hanedanının durumunu sordu elçiye. Elçi hiç ilgilenmemişti ki, cevap veremedi. 24 saat içinde ya bilgi getirin ya da istifanızı diyerek sert çıktı başbakan. Ertesi gün gelen haber kötüydü. Hanedan üyelerinin bazıları bulaşıkçılık bile yapıyordu. Burkuldu başbakan. Türkiye'ye dönünce konuyu Cumhurbaşkanı'na açtı. Geri dönmelerine izin verelim dedi. Bayar temkinliydi. Konjonktür dedi. Menderes ısrar etti. Sonunda hanedan kadınlarının geri dönüşüne izin çıktı. 16 Haziran 1952'de kadın üyelerin bazı şartlarla yurda girişleri serbest bırakıldı. İlk gelenler Abdülhamid'in eşi Müşrika Hanım ve kızı Ayşe oldu. İstanbul'a yerleştiler. Başbakan Teşvikiye'deki evlerini ziyaret etti. Valide Sultan'ın elini öptü. Çıkarken kızararak bir zarf bıraktı. İçinde 10 bin lira vardı. Bundan sonra uzun yıllar hanedandan iki kadının kirasını Berin Hanım ödeyecekti. Bayar mı haklıydı temkinli olalım derken yoksa tesadüf müydü bilinmez. Hanedan kadınlarının ülkeye dönüşlerine izin verildiği günlerde İnönü bir demeç daha verdi. Ona göre
memlekette huzur ve güven kalmamıştı ve idari yapıya büyük zarar veren partizan bir yönetim iş başındaydı. ...1952 yılı İnönü'nün DP içinde bir bölünme veya erken seçim ihtimaline oynadığı son hamlesiyle çok partili siyasi hayatımızda kapanmayacak bir büyük yara bıraktı. Yara kapanmaya başlayınca yeniden ve yeniden kaşınacaktı. İnönü'nün yurt çapında tasarladığı gezi 7 Ekim 1952'de iki parti taraftarlarının kavgasıyla kesildi. Balıkesir valisinin olay çıkmaması için mitinge izin vermemesi üzerine İnönü gezilerini iptal etti. Başbakan muhalefetin tutumunu sert eleştirdi. Yeni bir parti mi kuruyorlar? Milli bir ayaklanma mı hazırlıyorlar? Seçim arefesindeymişiz gibi halkı gerginleştirmek vatanseverlik midir diye sordu. Kasım ayında gazetelerin manşeti bütün bu olup bitenleri unutturdu. Türkiye'yi sarsan suikast girişimi Malatya'da gerçekleşti. Ahmet Emin Yalman 22 Kasım'da 17 yaşında bir gencin kurşunlarına hedef olmuştu. Bu sefer Büyükdoğu'yu okumaya başladık. Pek anlayamıyoruz ama tek taraflı okuyoruz. Büyükdoğu Vatan Gazetesi'yle takıştı. Vatan Gazetesi'nin sahibi ve başyazarı da Ahmet Emin Yalman. Artık Ahmet Emin Yalman'ın her şeyini döktü ortaya. Tamamen yazıyor. Telgraflar, mektuplar gidiyor, onları yayınlıyor. Vatan satıcısına karşı artık romanlaşmaya başlayan milli infiali tefrikaya devam ediyoruz. Başbakan Adnan Menderes'in Malatya ziyaretini takip eden gazeteciler içinde Yalman'ın da olduğunu öğrenen Hüseyin Üzmez ve arkadaşları suikaste karar verdi. Ahmet Emin benim gözümün önünde girdi. O şeye otel silahı aldım, Malatya'ya gittim. Üzerimde bir parası var, tabancada mermi var, elim cebimde. Gece 11 civarında tam vazgeçtikleri bir anda Ahmet Emin Yalman'a rastladılar. Yalman postanede haberini yazdırdı, dışarı çıktı. Ahmet Emin çıktı, ben karşısına çıktım. Ne dedim bilmiyorum ama bir şey dedim. Bir şey dedim, Ahmet Emin benim tarafıma döndü. Ünlü gazeteci, kendisine ateş eden Üzmez'i de yıllar sonra sevindirecek şekilde vücuduna isabet eden 6 kurşuna rağmen hayatta kalmıştı. Karşısındakini kırmadığı ancak hassas olduğu konularda kayıtsızlık ya da yalanla karşılaşınca çok sinirlendiği bilinirdi başbakanın. Bu haller dışında olağanüstü nazik ve duygusal bir insandı. Eşlerle birlikte yenilen bir yemeğe şarkılarıyla Alaaddin Yavaşcan'ın da eşlik ettiği bir gündü. Bir ara yerinden kalkar başbakan. Sanatçı Menderes'in konserin ortasında kalkmasına alınır. Oysa başbakan yaklaşır ve sessizce sorar. Acaba repertuarınızda bu intidadı cevre ki bahtın şitabı var şarkısı bulunur mu? Eğer yoksa sanatçı rencide olur diye düşünmüş, kimseye duyurmadan sormuştur. Alaaddin yavaşça düşündüklerinden utanır, var efendim der. Ve şarkıyı söyler. Bahtın şitabı.
Rivayete göre Adnan Menderes'in akrabası olan Doktor Nazım, İzmir suikastinde asılmadan önce son isteği sorulunca, "Gidin paşaya söyleyin, bu rüzgâr-ı bir mededin inkılabı var," demişti. Ey neredesin? Atatürk'e idam kararı bir bala sırasında Marmara Köşkü'nde uzatıldı. Rengi sararan gazi kalemi elinden attı. İsmet Paşa'nın "Paşam zaaf göstermeyin" demesi üzerine istemeyerek imzaladı. Doktor Nazım'ın son isteğini öğrenince de üzüntüyle "Kaldırın bu şarkıyı," dedi. Şarkı o günden beri yasaktı. Nazım'ın asılmadan önce söylediği mısra, Atatürk'ün yasakladığı ve işte Menderes'in okunmasını istediği şarkının sözleriydi. Atatürk'ün, Doktor Nazım'ın ve Adnan Menderes'in yıllar sonra aynı şarkıda buluşması, bu toprakların hüzünlü hikayelerinin dile gelişi gibiydi ama hüzünlü hikayelerin henüz sonuna gelinmemişti. Lemi Atlı'nın Nedim'in gazilinden bestelediği bu şarkı, başbakanın talebiyle o günden sonra radyoda çalınmaya başlandı. Doktor Nazım'ın son isteği sorulunca söylediği o mısra, "Elbet bu imdat bekleyen karanlık dönemin de bir sabahı olacaktır," anlamına geliyordu. O gün o şarkıyı isteyen Adnan Menderes, Doktor Nazım'la aynı hisleri paylaşmıştı şüphesiz. Ama aynı sonu muhtemel ki aklından bile geçirmemişti. Yeni yılın bütçe görüşmelerinde CHP adına eleştirileri İsmet İnönü yaptı. İnönü'yü Başbakan Adnan Menderes'le alkışladı. Dış politikadaki önemli ama dramatik gelişme ise Kore'de yaşandı. 28-29 Mayıs gecesi yaşanan kanlı Vegas çarpışmalarında Türk Tugayı 155 şehit vermişti. Saldırılar, taraflar yenişemediği için ateşkes görüşmeleri sürerken gerçekleşti. Tugayımızın direnci ateşkesi sağladı. Kore'deki savaşta son can verenler Mehmetçik olmuştu. ...17 Ekim 1950'de... Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasında Kore'ye hareket eden Tugayımızın toplam kaybı 741 şehit, 2147 yaralı, 234 esir ve 175 kayıptı. Kurtuluş Savaşı'nda çeşitli cephelerde de subay olarak savaşan Tahsin Yazıcı, Kore'de tüm generalliğe terfi etti. Kanlı Kunuri çarpışmalarında Tugay'ın başındaydı. ...1954 yılında emekli olacak, aynı yıl Demokrat Parti'den milletvekili seçilecekti. Kendisinden sonra aynı görevde bulunmuş kimi darbeci subayların gözünde Yazıcı'nın Kore'deki başarıları önemli değildi. Önemli olan Demokrat Parti mebusluğuydu. Onlara göre Tahsin Yazıcı'nın Türk askerinin kahramanlığını bütün dünyaya ispatlamış olmasının da hiçbir kıymeti yoktu. Kurtuluş Savaşı gazisi komutan da Yassıada'ya götürüldü. O, olağanüstü şartlar altında yargılandı. 5 yıl hapse mahkum edildi. Bütün millet kadar
Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes için de çok önemli bir olayla kapanacaktı. Büyük Önder sonunda ebedi istirahatgahına taşınabilecekti. Atatürk'ün vefatından sonra anıt mezar yapılması için açılan yarışmayı Profesör Emin Onat ve Doçent Orhan Arda'nın projesi kazandı. Anıt mezar, başkentin en yüksek tepelerinden olan Rasat Tepe'de inşa edilecekti. 9 Ekim 1944'te temel atma töreniyle işe başlandı. Aradan geçen 6 yılda henüz sadece ilk iki aşaması gerçekleştirilebilmişti. Demokrat Parti iktidarı ise işlerin bu kadar ağır ilerlemesinden rahatsızdı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar da Başbakan Adnan Menderes de neredeyse her gün Rasat Tepe'ye çıkıyordu. Çalışmaları yerinde izliyor, hızlanması için talimatlar veriyor, çalışanları teşvik ediyorlardı. Anıtkabir'in kabartma heykelleri, yazı ve mozaik işleri açılan yarışmayla belirlenip hemen yaptırıldı. Atanın yıllardır bir tahta masa üzerinde yatıyor olması ikisini de çok rahatsız etmekteydi. Sonunda 1953'te o yılın 10 Kasım'ına yetişeceğini anlarlar. Nihayet en önemli amaçlarından birisi gerçekleşecektir. 4 Kasım'da Atatürk'ün Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabri açıldı. Mermer katafalkın üzerine yerleştirilen gül ağacından tabutun başında öğrenciler, subaylar, sivil erkan ve generaller 5 gün nöbet tuttu. Atatürk'ün naaşındaki geçici tahnitin bozulması ve İslam dinine göre defnedilmesi gerekiyordu. Bunun için 9 Kasım sabahı Başbakan Menderes'in de aralarında bulunduğu tanıkların huzurunda tabutun açılmasına başlandı. Kurşundan iç tabut ortaya çıktı. Zemine yerleştirildi. Başbakan, atanın kız kardeşi Makbule Hanım'ı buyurunuz diyerek tabutun yanına getirdi. Sırasıyla beyaz kefen, muşamba ve sargılar açıldı. Hazır bulunanlar 15 yıl sonra ilk ve son defa sırayla atanın yüzüne bakacaktı. İlk olarak başbakan ilerledi. Katafalka çıktı, aşağı baktı. Çok heyecanlandı. Yüzü sapsarı oldu. Müzenin kapısına doğru ilerledi. Kasım sabahı saat 9'u 5 geçe Etnografya Müzesi'nin önünde boruyla T işareti verildi ve Ankara tepelerinde top atışları başladı. Saygı duruşunun ardından muhafız alayından 12 asker Türk bayrağına sarılı atanın tabutunu omuzları üstünde top arabasına yerleştirdi. Karma büyük bir birliğin takip ettiği aracı 136 as teğmen çekiyordu. Çevresinde 12 general vardı. Atatürk'ün İstiklal Madalyası siyah kadife yastık üzerinde bir amiral tarafından taşınıyordu. Arkadan bütün protokol yürürken uçaklar korteje havadan eşlik ediyordu.
öğle saatlerinde Anıtkabir'e ulaşıldı. İzcilerin çiçek serptiği yoldan ilerlendi. Tabut katafalka konulduktan sonra Cumhurbaşkanı Celal Bayar Türk milletine seslendi. Sözlerini, "Atatürk, şimdi seni kurtardığın vatanın her köşesinden gelen topraklarla gömüyoruz. Fakat hakiki yerin Türk milletinin minnet dolu sinesidir. Nur içinde yat," diyerek bitirdi. 13.30'da Aziz Naaş ebedi istirahatgahına indirildi. Demokrat Parti yönetimi iktidara geldiğinde ata ebediyete intikal edeli 12 yıl olmuş, kendisi için yaptırılması planlanan kabre temel atılalı da 9 yıl olmuştu. Bu kadar süre boyunca geçici kabrinde kalmış olmasını kabul edemiyorlardı. Kendi iktidarlarında bu olamazdı. Ancak Atatürk kendisine yaraşır kabre kavuşunca derin bir nefes alabilirlerdi. O nefesi ancak 10 Kasım 1953 akşamı alabildiler. Uzun sürmeyecekti. Atanın geçici kabri açılırken orada bulunan, onu son kez görenler arasındaki Başbakan Adnan Menderes, Meclis Başkanı Refik Koraltan, Genelkurmay Başkanı Nuri Yamut gibi birçok tanık 7 yıl sonra olağanüstü şartlar altında yargılanacaktı. Yargılananlar CHP'nin 12 yıl boyunca tamamlayamadığı Anıtkabir'i tamamlamış, Atatürk'ü koruma kanunu çıkarmış yöneticilerdi. Buna rağmen yargılayanlarsa kendilerini Atatürkçü olarak tanımlıyordu. Öyle ki Kayseri cezaevinden kısa süre için çıkabilen eski Cumhurbaşkanı, Atatürk'ün Başbakanı Celal Bayar'ın ziyaretini önlemek için Anıtkabir'i o gün kapattılar. Anıtkabir'in tamamlanması için elinden geleni yapan Bayar, o gün kabri ziyaret edemedi. Demokrat Parti iktidarı 2,5 yılını doldurduğunda yüzler gülüyordu. Tarımda, özellikle pamuk ve tahıl üretiminde bereketli yıllar yaşandı. Hükümeti devraldıklarında ülkedeki traktör sayısı sadece 2000 civarındaydı. Nüfusun %70'inin köylerde bulunduğu Türkiye'de Demokrat Parti programına uygun olarak kolları sıvadı. ...1952'den itibaren traktör sayısı tam 16 kat artarak 32 bin oldu. Makineleşme, yeni yollar, yeni ekim alanları ve ıslah çalışmalarındaki ilerlemelere rağmen Türk köylüsü havaların iyi gitmesine de muhtaçtı. Bir çiftçi olan Başbakan Adnan Menderes'in her sabah meteoroloji raporlarını görmek istemesi, sık sık havayı kontrol etmesi bundandı. 2 yıl boyunca yağmur da rahmet olup yağmıştı. Menderes, düşlediği Türkiye'ye doğru sabırsızca koşuyordu. Toprağın eğittiği, sonunda toprağı eğitmeyi başarmış Adnan Menderes, her çiftçi gibi sabrın ne olduğunu çok iyi biliyordu. Hatta en yakın arkadaşlarının tanımıyla bir namluya sürülmüş kurşun gibi susmasını da bilirdi. Ama Türkiye'nin sanayide, tarımda, üretimde hamlelerinin birbirini kovalaması konusunda hiç sabrı yoktu. Yılların tek parti ideolojisiyle biçimlenmiş kadroları, alışkanlıkları vardı karşısında. Oysa o, sorunlar bir solukta çözülsün istiyordu. Her yerden fabrikalar yükselsin, bacalar tütsün, bir yandan üretelim, öte yandan yepyeni yollarla taşınsın bu mallar.
Tarlalar 1'e 10 versin. Barajları, fabrikaları, hastaneleri, okulları, modern kuruluş ve binalarıyla hayalindeki Türkiye bir an önce yükselsin istiyordu gözler önünde. Kolay olmayacaktı. Sadece fabrika açmak, tarla sürmekle bitmiyordu sorunlar. Bu dönüşüm asıl zihni bir dönüşüm olmalıydı. Demokrat Parti ile CHP arasındaki temel fark anlayış farkıydı. Birisi sadece bürokrasinin, öteki ise başta çiftçi, esnaf ve sanayici olmak üzere diğer sınıfların temsilcisiydi. Ve bu ideolojik fark öyle güçlüydü ki görünüşte bile kendisini ele veriyordu. İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı döneminde makam aracı bir motosikletli polis grubuyla sarılıydı. Halk motosikletlerin sesinden anlardı milli şefin gelmekte ve geçmekte olduğunu. Milli şef bir şehri, bir kasabayı şereflendiriyorsa Beyaz Tren'den bilinirdi. Beyaz Tren ona özeldi. Oysa Demokrat Parti daha kuruluşunda kasketlilerin, poturluların da partisi olmamış mıydı? Parti merkezi onlara da açık değil miydi? İktidara geldiklerinde de tek parti döneminin simgelerine hiç heves etmedi demokratlar. Ne motosiklet grupları çevirdi Cumhur Reisi'nin arabasını, ne trenleri oldu onlara özel. Bir an evvel görmek ve ona bir an evvel kavuşmak için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardı. Heyecan son haddine gelmiş vaziyette. Nihayet Mersin, Sayın Başvekiline kavuştu. Şehrin giriş yerinden itibaren binlerce içerli başvekilimizi istikbal ediyor. Üstü açık bir otomobile binmiş olan başvekilimizin, iki tarafında on binlerce Mersinlinin toplanmış olduğu caddelerden geçişi, coşkunluğu son haddine getiriyor. Çiçek ve konfeti yağmuru altında başvekilimiz Cumhuriyet Meydanı'na doğru ilerliyorlar. Başvekilimizin Cumhuriyet Meydanı'na gelişi, burada toplanmış olan 100.000'e yakın içerliği bir kat daha coşturuyor ve heyecan son haddine geliyor. Meydana açılan geniş bulvarı bir insan seli halinde dolduran muazzam kitlenin arasından dinmek bilmeyen alkış tufanı ve Mersinlilerin derin muhabbet halesi içinde ilerleyen başvekilimiz, geçit resminin yapılacağı mahalle geliyorlar. Demokratlar daha iktidar olmadan önce paraların ve pulların üzerindeki İnönü resimlerini kıyasıya eleştiriyordu. İnönü, Atatürk'ün vefatının ardından
para ve pullara kendi resmini bastırmıştı. Demokrat Parti iktidarı yaşayan insanların resimlerinin paraya da pula da basılmasını yasakladı. İnönülü paralar tedavülden kaldırıldı. Atatürk resimleri geri döndü. Banknotların İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde basılmasından rahatsız olan başbakan, banknot matbaası kurulması için emir verdi. Kendi matbaamız ilk yerli banknotu 1957 yılında basacaktı. Milli Şef döneminde dikilen İnönü heykellerini yıkmadılar ama daha anlamlı bir karar aldılar. Yaşayanların heykellerinin dikilmesi de yasaktı artık. Ne Celal Bayar, ne Adnan Menderes hiçbir zaman kendi heykellerini diktirmediler.